Ben sizin nezdinizde hem Bandırma'daki hem Balıkesir'deki hem tüm ülkemizdeki çalışan gazetecilerin bu gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılan gazetecilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Gazetecilik mesleği malum yani zor mesleklerden bir tanesi. Önemli mesleklerden bir tanesi. Dolayısıyla özellikle bizlerin bilgi alma konusunda, bilgilendirme konusunda vermiş olduğunuz bu önemli çalışma, bu mesaiden dolayı da sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bugün sizlerle birlikte bugün burada olacağız. Ben hem de yılbaşı, yani yeni bir yılın geldi. Bugün ayın 10'u. Yılbaşınızda tebrikleşemedik. Yani bugün bugünün iki anlamı olsun istedim. Hem yeni yılın geldi, sizlerin yeni yılını tebrik ettim. Çalışan gazeteciler günü tebrik etmiş olalım istedim. Dolayısıyla bugün burada birlikteyiz. İnşallah arkadaşlarımız bir yemek ikram edecekler. Ondan sonra da sormak istediğiniz hususlar olursa da o konularda yani görüş beyan etmek isterim. Bugün özellikle Ömer Bey'le şöyle planladık. Yani normalde basın toplantılarında hani genelde biz konuşuyoruz, sizler soruyorsunuz. Ben önümden böyle bir bilgilendirme yapıyorum. Üniversitemizle ilgili gelişmeler hakkında. Bugünkü toplantıda da sizlerin sorusu olursa, hatta yani sizler üniversitemizin gelişimine yönelik böyle katkı sağlayacak şekilde önerileri, fikirleri olursa onları da almak isteriz. Yani Bandırma üniversitemizden ne bekliyor? Veya gazeteciler olarak sizler üniversitemizden ne bekliyorsunuz? Yani bu konuda bize fikir verirseniz o anlamda da seviniriz. Çünkü yani yapamadığımız ya belki yapmak istediğimiz yapamadığımız veya aklımıza gelmeyen birçok husus olabilir. Yani o konularda da özellikle son zamanlarda danışmaya çalışıyorum. Yakında zaten bir danışma kurulu da oluşturacağız. Yani hem üniversite bünyesinde yani rektörlük bünyesinde hemen altında yönetim kurulu ve senatoyla birlikte eşgüdüm halinde çalışacak bir üst danışma kurulu oluşturacağız. Bir de her bir fakültemizin, enstitümüzün, meyo müdürlüğümüzün, aynı zamanda alt birimlerimizin, araştırma uygulama merkezlerimizin, yani tüm birimlerimizin altında da yine danışma birimleri olacak. Yani bunu birkaç ay içerisinde böyle tespit edip o danışma kuruluyla birlikte yılda birkaç kez bir araya gelip onların fikirlerini almak istiyoruz. Yani bu anlamda yani üniversitemizde belli bir noktaya kadar geldik. Tabii daha çok yapılacak iş var. Özellikle üniversitemizde eğitim, öğretim ve araştırmanın altyapısını geliştirmek, kalitesini artırmak üzere. Yani biraz önce belirttiğim gibi belki şu anda çok fazla düşünemediğimiz ama sizlerin dikkatinden kaçmayan hususlar olabilir. Yani daha iyi bir Bandırma 17 Eylül Üniversitesi kurgulayabilmek için, böyle bir yapıya ulaşabilmek için yani neler yapmamız gerekiyor? Yani sizlerin bu konuda düşünceleri, fikirleri varsa lütfen yemekten sonra onları alıp not edin. Ben şimdilik sözümü burada bitireyim. Afiyet olsun deyin. 10 Ocak çalışan. Evet, bugün idareciler günü. Siz de Bandırma'nın iyi idarecilerinden birisiniz. Biz de sizi kutluyoruz. Bugününüz nedeniyle. Çok teşekkür ederim.